Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Efendim bu hafta bond, ETF bond. Bond yatırımlarına bakacağız. Nasıl bondlara yatırım yaparız ETF'leri kullanarak serimizin 7. videosunda. Şimdi ETF ne diye merak eden arkadaşlarınız veya bu videoyu ilk defa izliyorsanız, bu seriden bir videoyu ilk defa izliyorsanız öncelikle birinci videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada ETF'lerin ne olduğu, bizim yatırım fonlarıyla arasındaki farklar veya niye tercih ediyoruz, neden tercih etmeliyiz gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tekrara düşmemek açısından burada hepsini tekrar etmeyeceğim ama çok kısa bir özet geçmem gerekirse. Bizim yatırım fonlarının Amerikan borsalarında işlem gören versiyonları efendim ETF'ler. Peki niye tercih ediliyor diyorsanız anormal çeşidinden dolayı. Yani yeryüzünde yatırım yapılabilecek neredeyse her ürünün ETF'i var. O yüzden bize tam bir yatırımcı kafası veriyor. İnanılmaz bir portföy çeşitliliği sağlıyor. Ve çok kolay şekilde bunları sepet ürünler olduğu için çok kolay yatırım yapabilmemizi sağlıyor. Yani olmazsa olmaz ETF'ler olmazsa olmaz efendim. Ve dolar bazlı olması da tabii bizim gibi ülkeler için takdir edersiniz ki ekstra bir avantaj. Daha detaylı bilgi için dediğim gibi ilk videoya lütfen bakınız. Şimdi geçelim bondlara, buyursunlar. Efendim bond dediğin zaman tabii ilk önce bizim AGG ile başlamamız lazım. AGG bizim baba fonlardan bir tanesi. Yani iShares'ın Core US Amerikan bazlı bondlara yatırım yapıyor. Aggregate yani karışık, böyle ortaya karışık bir ETF'i AGG efendim. Ankara, Giresun. İçinde gördüğünüz gibi karışık her şeyden var. Bondlar var, notlar var, yani uzun vadeli, kısa vadeli bondlar var. Şirket bondları var biraz. Ondan sonra karışık. Bond market'a yatırım, yani bond piyasasına yatırım yapmak istiyorsanız en kolay, en kestirme yol bu abidir. AGG'dir. Çok kullanırız. Bond tarafında yükseliş öngördüğümüz zaman veya portföyde işte biraz sabit getirili ürün dursun. Ne olur ne olmaz. Bu ara çok risk aldık. Bir %20 de burada dursun. Bir %20, %30 da burada dursun. Sabit getiri de dursun diyorsanız hiç uğraşmayın AGG. İki tane daha favorim var. Onları da göstereceğim. Bu babalardan bir tanesi. İkinci fonumuz efendim BNDX. BNDX bu çok bilinen bir fon değildir. ETF değildir. Likit bir ETF de çok bilinen bir şey değildir ama benim böyle listemde durur. Bu efendim Vanguard'ın Total International Bond ETF. Total International derken bütün dünyadaki bond piyasasına yatırım yapıyorlar. BNDX, Bursa, Niğde, Diyarbakır ve X. X diye ilimiz var mı? Yok. X işte. Ne demek istiyorum yani? Mesela Fransa'nın bondları, Şubat vadeli mesela, işte İtalya'nın işte Haziran vadeli, Temmuz vadeli kontratları, bondları, İspanya, Almanya gibi gördüğünüz gibi. Yani dünyadaki, dünya genelindeki bondlara yatırım yapıyor. Sadece Amerikan piyasası değil mesela. O yüzden bunun da hani total bir dünyadaki bir bond piyasası ile ilgili bir fikrim olsun. Yükselişte mi, düşüşte mi gibi merak ediyorsanız mesela bu BNDX çok güzel bir fondur muhakkak. Endeks gibi kullanın ya bunu. Endeks gibi, anlatabiliyor muyum? Yani bondların endeksi gibi kullanın. Dünyada nasıl mesela bond piyasası diye. Endeks niyetine çok tatlı gider yani. İlk videoyu izlediyseniz, buna yabancı değilsiniz. İlk defa duyacaksanız biraz kafanız karışabilir. Dikkatli dinleyiniz. TMF efendim. Direksiyonun daily, günlük 20'den fazla, 20 yıl ve üzeri, yani 20 yıllıkların hazine bonolarının efendim 3 katı işlem yapan bir ETF. Ne demek bu? Kendi içinde doğal olarak bazı ETF'lerin leverage, kaldıraç var. Ama doğal olarak, yani içine gömülü bir şekilde. Kendisi öyle hareket ediyor. Ne demek bu? Yani 20 yıllıklar, TMF bu arada kodumuz TMF, Trabzon, Manisa, Fatsa diyelim. 20 yıllıklar %1 hareket ederse bu %3 hareket eder. Ondan sonra 20 yıllıklar %1 düşerse bu %3 düşer. İşte %2 artı yaparsa bu %6 yapar. Yani tam 3 katı hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı yönde 3 katı hareket ediyor. Burada öyle bir likidasyon falan filan, onları da soruyorlar. Öyle bir şey yok ETF'lerde. Bu kendi içine gömülü olarak doğal kaldıraçlı, 3x kaldıraçlı bir ETF. Ne demek istiyorum derseniz,
şunu demek istiyorum. Burada şu TMF efendim, şu gördüğünüz alttaki. Bu da bizim en başta gösterdiğim AGG. Tam karşılığı değil tabii de ben fikir versin diye söylüyorum. Mesela %8,5 düşmüş işte AGG. Bu %46 düşmüş mesela. Demek ki 20 yıllıklar çok daha fazla düşmüş AGG'den. AGG karışık olduğu için. Ondan sonra bu 3 katı demek ki %15 düşmüş. 15 yıllıklar yılbaşından beri. Şey 20 yıllıklar. Bu da onun üzerine %46 düşmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yöne hareket ediyorsa onun turbo hormonlu versiyonu gibi düşünün. Bunu. Bu da işte bizim mesela piyasalar sert dipler yaptı veya bir şey oldu. Ondan sonra o sırada işte spekülatif olarak kullandığımız, yani aradan kar edip çıkartmak için kullandığımız ETF'lerden bir tanesi. Tam tersi de, onun tam tersi de, tam değil de işte 2x tersi de ProShares'ın ultra short 20 yıllıkları. Bu da TBT efendim. TBT, Trabzon, Bursa, Trabzon. Bu ETF tersine 2 katı hareket ediyor. Tersine 2 kat. Ne demek? 1 yükselirse bu 2 düşüyor. Veya 1 düşerse bu 2 çıkıyor. Yani ters yöne 2 kat hareket. O da bu. Şu yukarıda gördüğünüz var ya, şu kahverengi. Bu da TBT. Gördüğünüz gibi neredeyse tam tersi yani. Anlatabiliyor muyum? 2 katı tersi. Bu da yine spekülatif olarak işte bond piyasası çok düştü, çıktı. İşte buradan biraz düşer bu. Bayağı sert bir çakılma bekliyorsunuz herhangi bir faiz kararından vesaireden bir şeyden. O zaman bunu kullanıyorsunuz. Bond piyasasını shortlamak için. Efendim. Bu da 1x versiyonu. Yani 1 yükseliyorsa 20 yıllıklar bu 1 düşüyor. 2 yükseliyorsa ondan sonra bu da işte 2 düşüyor. Yani birebirinin tam tersi. Bunu pek kullanmayız ama yine listenizde bulunsun. Bunun da kodu Trabzon, Bursa, Fatsa. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız bu konuyu ilk başta garip gelebilir. İlk videoyu da izleyin veya bunu tekrar izleyin. İlk videoda daha da net anlatıyorum. Oradan anlayabilirsiniz. Doğal kaldıraçlı ETF'ler nasıl çalışıyor efendim. Devam ediyorum. iShares'ın yine Investment Grade Corporate Bond ETF'i. Bu LQD efendim. LQD. Bu ETF'de Investment Grade, yani iyi büyük firmaların bondlarına işlem yapıyor. Bildiğiniz gibi şurada da ayırdım zaten, birazdan göstereceğim. Bondların genelde iki türü var işte. Birisi şirketlerin çıkarttığı bondlar, birisi de hazinenin çıkardığı bondlar. Şirket bondları tabi hazinelere göre biraz daha getirisi yüksek oluyor. Çünkü daha yüksekten borçlanıyorlar. Bunların da işte aralarında büyük şirketlere yatırım yapmak istiyorsanız birazdan bir başka versiyonu daha göstereceğim. Bunu kullanabilirsiniz. Yani bu bizim devamlı elimizin altında tuttuğumuz bir ETF. Mesela işte BlackRock'tan T-Mobile, Goldman Sachs'tan işte AT&T, Wells Fargo'dan Microsoft'a kadar, Broadcom'dan Boeing'e kadar. Yani şirket büyük şirketlere, büyük şirketlerin bondlarını satın alıyor bu ETF efendim. Vanguard'ın Intermediate Term Corporate Bond ETF'i, bu da orta vadeli olarak yine şirket ETF'lerini topluyor. Çok kullandığım bir ETF değil ama bu piyasada likit bir ETF. Bunu da kullanabilirsiniz Vanguard'ın ki. Van, Ceyhun, Isparta, Trabzon, Visit diye yazılıyor. Kodu o. Burada da gördüğünüz gibi yine büyük şirketlerin orta vadeli bondları var içerisinde efendim. Bu bizim favori, benim yani daha doğrusu favori ETF'lerimden bir tanesi. HYLB, Hatay, Yozgat, Lüleburgaz, Bursa diyebiliriz. Bu efendim yüksek getirili corporate bond kovalıyor. Yüksek getirili şirket bondlarını kovalıyor. Yüksek getirili kullandıklarımız da işte bazılarına junk bond denilebiliyor. Mesela hani şimdi kafanızı karıştırmayayım ama hani daha küçük firmalara, daha küçük firmaların bondlarını alıyor satıyor. Dolayısıyla onların riski daha yüksek olduğu için daha yüksek faiz ödüyorlar. Dolayısıyla bunların getirisi potansiyel olarak şeyden daha fazla olabiliyor. Büyük şirketlerden daha fazla oluyor. Bunu ikisini beraber karışık kullanabilirsiniz. Mesela demin gösterdiğim büyük şirketlere yatırım yapan var ya, şu LQD. Bu ikisini mesela yarı yarıya bölüp kullanabilirsiniz. Tatlı oluyor. Güzel oluyor. Tatlı oluyor. Ne oluyor? Riski de bölmüş oluyorsunuz. Ama bir taraftan da biraz daha fazla getiri kovalamış oluyorsunuz. Yani holdings'e bakarsanız içeriğine zaten. Yani çok büyük firmaları genelde pek görmezsiniz. Hani şurada bizim tanıdığımız kim var? American Airlines var işte. Başka da pek Sprint Corp var. Yani
daha küçük, nispeten çok daha küçük firmalara firmaların bondlarını satın alan bir ETF, yüksek getiri kovalayan bir ETF efendim. Bu da bu sefer geçtik şimdi Treasury tarafına, hazine tarafına. Vanguard'ın Long Term Treasury ETF'i VGLT. Van, Giresun, Lüleburgaz, Trabzon, Vanguard Long Term Treasury ETF. Uzun vadeli olarak hazine ETF'lerin, daha doğrusu bondları tutan, satın alan bir, gördüğünüz gibi 2051, 2041, 2049, 2048 falan bondları var içinde yani. Öyle vade yani. Hani böyle long term derken bizim Türkiye'de pek sevmediğimiz bir vade çeşidi. 2051'in bondlarını almak istiyorsanız tabii istediğiniz zaman girip çıkıp giriş çıkış yapabilirsiniz. Bu onları alıyor, satıyor. Piyasada bazen şey oluyor ya, makas değişiyor. Normalde mesela uzun invert oluyor ya onlar işte. Tabii kaşınıyorum şimdi, bu ayrı bir mevzu. Buna hiç girmeyeceğim. Çünkü yarım saatlik bir mevzu. En az. Yani getiri eğrisinin terse döndüğü zamanlar, mesela şu an öyle bir zaman, bunu çektiğim an itibariyle, ondan sonra uzun vadelilerin getirisi normalde tabii ki daha yüksek olur uzun vade olduğu için, ama bazen kısa vadeliler uzun vadelilerden fazla getirir, o zaman işte o getiri eğrisi ters dönüyor, o da büyük bir sıkıntı. Arada bir olur, o zaman da bunu kullanıyoruz işte short term treasury ETF'ini. Bu da işte Van, Giresun, Samsun, Hatay diyebiliriz. Vanguard short term treasury ETF, bu kısa vadeli tutuyor. İşte 2024, 2025, 2023 gibi kısa vadeliler var. Bunların makaslarını işte o getiri eğrisine göre ayarlıyorsunuz. Yani kısa vadeliler bazen uzun vadelilerden daha fazla getiri yapabiliyor. Onun için ikisini birden veriyorum. Hangisi o günkü duruma uygunsa onu kullanınız. Kullanınız. Yani bunların hepsini alet çantanızda tutunuz efendim. Şöyle göstereyim. Listeyi almak isteyen varsa bir ekran görüntüsü alın. Ondan sonra kendi notlarınızla beraber ekleyin listenize efendim. Peki listemize nasıl ekleyeceğiz derseniz, çok basit. TradingView'da şuraya, şu ismi yazdığınız yere gelin. Ondan sonra yeni liste oluşturduğun listenize bir isim verin. Daha sonra listeniz açılacak boş bir şekilde. Şuradaki artıyı tıkladığınızda buraya sembolü soracak. O bahsettiğimiz sembolleri buraya yazarak şuradaki artı kısmına tıklayabilirsiniz ve direkt listenize eklenecektir. Alım satımı nasıl yaparız diyorsanız da yurt dışı bir broker lazım ya da bizim yerli Midas uygulamasını kullanabilirsiniz. Zaten bu seriyi Midas'ın yüzünden yaptık diyebilirim yani. Çünkü bu uygulama çıkınca çok mesaj geldi. Hani tamam, biz yurt dışında işte broker kullanamıyorduk ama hani şimdi Midas var, kolay falan. Biz de dedik ki iyi yani, bana uyar, benim için fark etmiyor. Uygulamayı efendim ya internet sitelerinden ya da bu videonun açıklama kısmında bir link koydum ben, arkadaşlardan aldım. Oraya basıp direkt uygulamayı indirebilirsiniz. Daha sonra takip listesi oluşturmanız gerekiyor. Takip listesini yine aynı mantıkla yeni liste oluştur diyoruz. Bir isim veriyorsunuz, işte bond piyasası yazabilirsiniz. Listenize de daha sonra ekle yapacaksınız ve uygun demin konuştuğumuz kodları teker teker yazarak buradaki bookmark kısmına tıklayarak efendim listenizi alacaksınız. Daha sonra isterseniz içeride kıyaslama da yapabiliyor musunuz? Şunu da yapabiliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Yan yana bakmak istiyorsanız. Yani veya detaylarına bakabilirsiniz vesaire vesaire. Almaya karar verdiğinizde de al yapıyorsunuz. Tutar veya adet olarak alabiliyorsunuz. Yani isterseniz işte 10 dolarlık ver bana buradan kardeşim, ya da işte bana 10 tane sarı verin şeklinde ticaretinizi anlaştıktan sonra emri gözden geçir diyorsunuz. Her platformda her zaman söylüyorum, mutlaka emrinizi tamamen gözden geçirin. Ne kadar veriyorum kardeşim? Kaç tane alıyorum? Kaçtan alıyorum vesaire gibi. Bakın, onaylıyorsanız burayı kaydırıp onaylıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bondunuz var. Bak, artık bond sahibisiniz yani. Hayırlı uğurlu olsun. Bondları niye kullanıyoruz? Kısa özet geçmem gerekirse, bondları piyasada sabit portföyümüzde bir sabit getirili kısım tutmak için kullanıyoruz. Çok kullanıyor muyuz? Evet, çok kullanıyoruz. Hatta Patreon'dan bile takip edersiniz. Yerli yatırım fonlarını da çok kullanıyoruz biz. Böyle sabit getirili ürünler her zaman portföyde durmalı. Ondan sonra acil durumda camı kırın fonlarımızdır bunlar. Acil durum olduğu zaman, piyasalarda anormal şeyler olduğu zaman hemen bunları bozdurup bunları da portföye koyuyoruz. Daha sonra karlarımızı saklamak için, korumak için
tekrar bunlara atıyoruz efendim. O yüzden portföyünüzde muhakkak bulundurmanız gereken yine ETF'lerden bazıları, spekülatif olarak değil, koruma amaçlı kullanacağımız ETF'ler efendim. Haftaya dünya hisselerine bakacağız nasip olursa. Dünya hisselerini inceleyeceğiz. Ondan sonra o da enteresan bir yine video olacak. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Gerçek yatırım mantığını tamamen anlamışsınızdır. Öyle yani yatırım dediğin altınla, dolarla falan olmuyor. Böyle oluyor. Bu iş böyle yapılıyor. Yavaş yavaş bunları takip ettikçe sizin de ufkunuz genişleyecek. Yüzlerce yatırım şeklini görmüş olacaksınız. Ve artık bütün dünyada parmaklarınızın ucunda olacak. O reklamdaki gibi böyle ne diyor? Dünya parmaklarınızın ucunda neydi o? Onun gibi böyle işte yani bütün dünyayı gözünüzün önünde göreceksiniz. Hani bond piyasası nasıl, emtia piyasası nasıl, işte metaller ne yapıyor, bilmem ne, tarım ürünleri nasıl, hisseler nasıl. Artık gerçekten bir yatırımcı gibi dünyayı okuyabileceksiniz arkadaşlar nasip olursa. Çok uzattım. Durum böyle. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Bay bay.